böyle tam oturmak isteriz de canımız acıyacak diye oturmaktan çekiniriz ya da tuvalete gideriz. Of canım çok acıyacak deriz. Sonra gün içindeki o sızıntılar, acılar bizi sıcak suya oturma hissiyatı düşündürmeye başlar. Çünkü canımız yanar. Peki nasıl yapalım ki bu düşüncelerden, bu acılardan birazcık uzak kalalım diyorsanız, yani Basur'dan, halk arasında bilinen Basur, hemoroid hastalığından uzak duralım, nasıl beslenelim diyorsanız, o kadar da zor değil. Aslında normal beslenme kurallarını düzenli hale getirdiğimiz zaman ne olacak? Basur olmayacak. En güzeli, bir Akdeniz ülkesiyiz. O kadar güzel zeytinyağlarımız, fındıklarımız, fıstıklarımız, cevizlerimiz var ki lütfen bunları beslenmenizin her gününe birazcık yiyin. Zeytinyağlılar birincisi. İkincisi posalı yiyecekler çok önemli. Baklagiller. Baklagillerden hangisi size iyi geliyor? Lifli yiyecekler dedik, meyveleri kabuklarıyla tüketmek gerekiyor. Ama unutmayın, bakın lifli besleniyoruz, ondan sonra suyu içmediğimiz zaman ne oluyor? Bunun üzerine kabız oluruz. Yine tekrar Basur'u başa döndürüyoruz. Ameliyat olsak bile tekrar tekrar ameliyat olmamız gerekebilir. O yüzden ne yapıyoruz biliyor musunuz? Baklagiller yediğimiz zaman zaten normalde 2-2,5 litre su içiyorsak buna daha çok özen gösteriyoruz. Şekerli gıdalar ya da asitli gıdalar tüketmemeye çalışıyoruz. Kafeine birazcık dikkat. Sonrasında meyve dedik, baklagiller dedik, zeytinyağlılar dedik, fındıklar, fıstıklar, cevizlerden bahsettik. Peki nelerden uzak kalalım diyorsanız, o da çok zor değil aslında. Beslenme kurallarını uygulayacağız. Hani diyoruz ya üç beyazlar, birazcık şekerden, birazcık undan, beyaz yani beyaz pirinçten, beyaz undan yapılan o baklavalardan, böreklerden, çöreklerden, ekmeklerden uzak duracağız. Onun yerine renklilerini sokacağız hayatımıza. Peki bunlar ne renk biliyor musunuz? Kahverengi, lifli yiyecekleri sokacağız hayatımıza ki bunlar bizim Basur'umuza neden olmasın, Basur'umuzu tetiklemesin. Ama unutmayın bunları düzenli hale getirmek lazım. Tatile gidiyorsak yine orada da güzel seçenekleri kullanmamız lazım. Meyvemizi yememiz gerekiyor, posalı yiyecekleri yememiz gerekiyor. Peki bunun yanında bize kötü gelen yiyecekler neler olabilir biliyor musunuz? Baharatlara dikkat edelim lütfen. O acılılar, o çok baharatlılar, salçalı yiyecekler de bize çok iyi gelmeyebilir. Şimdi toparlamak gerekirse eğer bize iyi gelen yiyecekler hayatımıza proteinden güzel proteinler alacağız. Sağlıklı proteinler. Bunlar unutmayın baklagiller de olabilir. Ne oluyor? Lifimizi aldık. Hemen suyumuzu kompostolarımıza ekledik. Sonra bizim ülkemizde güzelim yetişen o cevizlerimizi, fındıklarımıza ekledik hayatımıza. Zeytinyağlılar muhteşem bir Akdeniz ülkesi olarak zeytinyağlıları da koyduktan sonra biraz beyazlardan uzak kalacağız. Beyaz pirinçten yerine kepekli pirinç yiyebilirsiniz. Hamur işlerinden uzak kalacağız. Yerine güzel kahverengi ekmeklerimizi koyacağız. Sizleri seviyorum. Bana soru sorabilirsiniz. filizkaroğlu.com'dan da ulaşabilirsiniz. Hoşça kalın. Bay bay.